17. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealna ma alal ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amele. Ve inna lecailuna ma aleyha saiden curuza ve mel hayatü dünya illa leibun ve lehrun. İlâ hıllâye. Bu söz iki âli makam ve bir parlak zeylden ibarettir. Halik-i Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani-i Hakim şu dünyayı alem ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrayın suretinde yapıp, bütün esmasının garaybı nüfusuyla süslendirip, küçük büyük, ulvi süfli her bir ruha, ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasın ve inamattan istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir. Bir vücudu cismani verir, bir defa o temaşagaha gönderir. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı, asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir aslı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Ve bilhassa ruh-i zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sahirenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat-ı aliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekine-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki, akıl tarifinden acizdir. Fakat bu ziyafet-i ilahiye ve Bayram-ı Rabbani'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil, ismi Kahhar ve Mümit, Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyor. Şu ise, vesiyat rahmeti külle şeyin, rahmetinin vüs'at-ı şumulüne zahiren muvafık düşmüyor. Fakat hakikatta birkaç ciheti muvafakatı vardır. Bir ciheti şudur ki, Sami-i Kerim, Fatır-ı Hakim her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksud olan neticeler alındıktan sonra ekseriyet itibarıyla dünyadan merhamet kerana bir tarz ile bir tenfir edip usandırıyor. İstirahata bir meyil ve başka bir aleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman vatan-ı asillerine bir meylan-ı şevk engiz ruhlarında uyandırıyor. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek, sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Öyle de sahip zîru ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i rabbaniyelerinde ve evvamir-i subhaniyelerine itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların onlara göre bir çeşit mükafat-ı ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücret-i maneviye o tükenmez hazine-i rahmetinde bait değil ki bulunmasın, dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar. La ya'lemul gaybe illallah. Lakin zîruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde dünyadan nefret ve alem-i bekaya geçmek için eser rahmet olarak iştiyakengiz bir halet verir. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan o haletten istifade eder. Rahatı kalp ile gider. Şimdi o haleti intaz edecek vecihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz. Birincisi, İhtiyarlık mevsimiyle dünyevi, güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki matlubu arattırıyor. İkincisi, insanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan %99'u dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet saykasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip mevt ve eceli mesrurane karşılattırıyor. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip
hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp istirahata ciddi bir arzu ve bir diyar-ı ahire gitmeye samimi bir şevk veriyor. Dördüncüsü, insan-ı mümine nur-u iman ile gösterir ki mevt idam değil, tebdil-i mekandır. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Elbette zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkmak ve müz'iç dalgay-ı hayat-ı cismaniyeden alem-i rahata ve meydan-ı tayaran-ı ervaha geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur-u rahmana gitmek bin can ile arzu edilir bir seyahattir, belki bir saadettir. Beşincisi, Kur'an'ı dinleyen insana Kur'an'daki ilmi hakikati ve nur-u hakikatla dünyanın mahiyetini bildirmekliğiyle dünyaya aşk ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani insana der ve ispat eder ki, dünya bir kitab-ı samedanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al, nukuşunu bırak git. Hem bir mezradır. Ek ve mahsulünü al, muzahrafatını at. Hem bir mezradır. Ek ve mahsulünü al, muhafaza et. Muzahrafatını at, ehemmiyet verme. Hem birbiri arkasında daim gelen geçen aynalar mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Hem seyyar bir ticaretgâhtır. Öyleyse alışverişini yap, gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkasından beyhude koşma, yorulma. Hem muvakkat bir seyrengâhtır. Öyleyse nazar-ı ibretle bak ve zahiri çirkin yüzüne değil, belki cemil-i bakiye bakan gizli, güzel yüzüne dikkat et. Hoş ve faydalı bir tenezzül yap, dön ve o güzel manzaraları ira eden ve güzelleri gösteren pencerelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir. Öyleyse onu yapan mihmandar-ı kerimin izni dairesinde ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işle, hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Her zekerane, fuzuli bir surette karışma, senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlarla dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarekatı gayet hafifleştirir, belki hüşyar olanları sevdirir ve rahmetinin her şeyde ve her şeyininde bir izi bulunduğunu gösterir. İşte Kur'an şu beş veçhe işaret ettiği gibi başka hususi vecihlere dahi ayat Kur'an'ı işaret ediyor. Veil o kimseye ki o beş vecihten bir hissesi olmayan. Evet. Baştan alın. Ders çok önemli. Tamam. Bir başa al istersen. 17. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsanu amele. Ve inne lecailuna ma aleyha saiden curuza. Ve mel hayatid dünya illa leibun ve lehbun ila atılayı. Bu söz iki âli makam ve bir parlak zeylden ibarettir. Halik-i Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani-i Hakim şu dünyayı alem ervah ve ruhaniyet bir bayram, bir şehrayın suretinde yapıp, bütün esmasının garayib-i nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvi süfli her bir ruha, ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inametten istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücudu cismani verir, bir defa o temaşagaha gönderir. Evet. Bir daha başa. Halik-i Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani-i Hakim. Şimdi Esma'nın dizilişine bakın. Değil mi? Sani,
Halik-ı Rahim. Halik-ı Rahim. Cenab-ı Hak hallak-ı alemdir. Yerler ve gökler ve içindeki bütün mahlukatı halk eden Cenab-ı Hak'tır. Oku. Ve Rezzak. Halık-ı Rahim. Yani niye Halık kelimesinin arkasında Rahim kelimesini getirdi Halık-ı Rahim? Bir kere hallakiyet. Yani eşyanın yokluktan varlığa çıkması sırf nedir? Sırf rahmettir. Allah elimizden tuttu. Bak biz yokluk karanlıklarında, hiçlik vadilerinde. Allah kudretiyle, Allah iradesiyle, Allah hallakiyetiyle bizi varlık alemine çıkarttı. Şimdi bütün mevcudatın varlık alemine çıkması baştan sona nedir? Rahmettir, inayettir. Halık-ı Rahim, Rahim olan Allah yerleri ve gökleri, mahlukatı hususan şu zemin yüzünü yarattı. Burada dur, devam et. Ve Rezzak-ı Kerim. Şimdi hallakiyet hakikatinin arkasında en büyük hakikat ne? Hallakiyetten sonra Rezzakiyet. Rızkı iaşe-i umumiyenin bütün canlı mahlukata tahsisi. Halık-ı Rahim, devam et. Ve Rezzak-ı Kerim. Bir de şimdi Cenab-ı Hak Rezzak, bir de ne yapıyor rızkı? Bak kereminden veriyor ya. Biz Allah'ın mülkünde mi çalıştık? Ter mi döktük? Emek mi sarf ettik? Sırf Allah'ın keremi. Bak, karşılıksız Allah bütün nimetleri rızık olarak başımıza bağlamış. Rahmetiyle, hallakiyetiyle alemleri yarattı. Ve rızkı hayata merkez yaptı. Rızkın arkasında, değil mi? Sonsuz keremini, inayetini ihsas etti, gösterdi. Ve devam et. Ve sani hakim. Bir de bak, Allah sani. Değil mi? Sanatkar. Kainatta en mümtaz, en büyük, en muciz sanatkar kim? Allah. Sani hakim. Hakim. Bir de Cenab-ı Hakk'ın sanatında abes yok. İsraf da yok. Yani yaratılan hiçbir şey abes değil. Hiçbir şey manasız ve hakkasız değil. Hikmet sahibi olan, sanatkar olan Allah şu kainatı niçin yarattı? Değil mi? Şimdi bu ders aslında çok derin, çok ince. Peki bir hayat boyu mütalaa edecek bir ders. Üstad Hazretleri hikmet dili ve hakikat lisanıyla kainatın yaratılış manasını çok hakimane ifade etmiş. Şu cümlelere bakalım, oku. Şu dünyayı alem ervah ve ruhaniyat için bir bayram. Bir bayram. Allah şu dünyayı hussan zihayatlar için, hussan zişuurlar için, hussan Allah'ın kainatta ilk ve birinci muhatabı kim? İnsan. Allah insanı yarattı. İnsan bütün kainatın özü, bütün alemin özeti, bütün esmanın tecelliyetine mâkes ve ayna olmuş olduğu için yaratılışın sırr-ı azminin merkezinde kim var? İnsan var. Evet. Şu dünyayı ne olarak yarattı? Bayram. Bayrama çok mana verilebilir. Bayramda sevinç var. Bayramda inşirah var. Bayramda nimetlere mazhariyet var. Bayramda şenlik var. Bayramda ne var? Şenlik var. Yokluk karanlıklarından varlık alemine çıktık. Allah Allah. Akıl nimeti, şuur, kelam, kalem, anlama, kavrama, beyan ve lisan kabiliyetiyle Allah, bakın. Şimdi tabii bayram bir de aynı zamanda nedir? Teşhirgâhtır. Mesela çocuklar bayramda da ne yapar? Güzel elbiselerini giyer, dışarıya çıkar. Bak baba, ana, işte bak elbiselerim, ayakkabılarım. Varlık libası, varlık aleminin libası,
kaftanı, keyfiyeti bak nerede görülmüş? Şu küre-i arzda, şu zemin yüzünde, şu bayram ilahide Cenab-ı Hak bütün zişurlara, bütün mahlukata istat ve kabiliyetine muvafık ve mutabık bir libas, bir duygu, pek çok duygu ve istat ne yapmış, bahşetmiş. Ama bütün bu duyguların, bütün bu istatların en camisi, en müstesnası, en mükemmeli hususan kime verilmiş? İnsana verilmiş, evet. Bir bayram, bir bayram bir şehrayin suretinde yapıp, bütün esmasının garayb-i nukuşuyla süslendirip... Bak şimdi Cenab-ı Hak bak, bütün fiili esma-i ilahiye kainatta tecelli ediyor. Rubiyete medar bütün güzellikler şu küre-i arzda, şu zemin yüzünde, şu bahar sayfasında, şu mahlukatın mahiyet ve hakkat aynalarında Cenab-ı Hakk'ın binbir esma-i ilahiyesini yapıyor, tecelli ediyor. Demek bu cihette bakınca şu kainat, hususan şu dünya, Cenab-ı Hakk'ın binbir esma-i ilahiyesinin tecellisine cami ve hakikatler bir aynı olarak yaratılmış. Evet. Küçük büyük, ulvi süfli her bir ruha, ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücudu cismani verir. Şimdi bakın Cenab-ı Hakk'a bak, küçük büyük değil mi? Şimdi tabi varlık aleminde tabakat var. Mesela işte yokluktan varlığa çıkmak bir nimet. Taş, toprak bir nimet. Ama taşta, toprakta şuur yok, hissiyat yok. Onun bir adım ilerisi nebatat, bitkiler. Biraz daha ilerisi hayvanat, şuurlu mahlukat ve ekser esmanın hamili insanın yaratılışı. Şimdi yaratılışın bakın, külli tecelliyatına bakın. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukat, karalar, denizler, deryalar, semalar, uçanlar, kanat kıranlar, yürüyenler, koşanlar, sürünenler, denizlerde dalanlar ve bütün mahlukat. Şimdi bu cihette bakınca şu kainat nedir? Şu kainat sanat-ı ilahiyenin teşhirgahıdır. Allah'ın müzesi. Şimdi medeniyetler, insanlar tarih boyunca işte Osmanlı kültürü, Selçuklular gitti, milletten önceye gitti değil mi? Antik çağlardan gel, bugüne gelinceye kadar her medeniyetin istat ve kabiliyetini, maharetini sergileyen şeyler yok mu? Müzeler yok mu? Gidiyorsun müzeler efendim, kulbu kırık efendim, altı delinmiş 3-5 tane de çanak çömlek efendim, antika. Ya. Esas antika kim? Ya bütün mahlukat antika ya. Allah Allah. Allah ülfetten nazarımızı, gözlerimizi silsin de ya. Bütün mevcudat mucize, Allah'ın kudreti. Ya. İşte şu zemin yüzünde Allah sanatını ne yapıyor? Teşhir ediyor. Meşhere sanatı. Mezhara kudreti. Kudretini ne yapıyor? Akıl gözüne gösteriyor. Allah'ın sanatı. En adiden en mükemmel. Şu yaratılışa bakın. Ya Allah Allah. Yaratılış mucizesi. Ne kadar harika. Ya. 3 tane 5 tane değil ya. Milyarlarca canlı ve mahluk. Değil mi? Ya. Hepsi şu küre-i arzda teşhirgahta Allah sanatını ne yapıyor? Teşhir ediyor. Görüyor ve gösteriyor. Okutturuyor. Evet. Dikkatlerini sanatın üzerine ne yapıyor? Celbediyor. Evet. Havas ile mücehhez bir ceset giydirir. Yani bir de bu bütün zihayatlara ne giyilmiş? Hissiyat ya, his. Ayrı bir şey ya, his. Ya. Bak, his... Bak, taştır, tamam. Şu da kavaktır. Şu betondur, şu tahtadır. Bak, bunlarda hissi yok ya. Bak, hayvanatın hissiyatı var. Rikkatı var. Endişesi var.
korkusu var. Şefkati var. Bir de insanın koordinatlarına bakın. Allah Allah, insanda bak yüzlerce, binlerce birbiri içerisinde ne yapmış Cenab-ı Hak? Hissiyat vermiş ya. Evet. Giydirmiş yani, değil mi? Tabii. Yani her varlık tabiri caizse, nasıl mesela bir adam dünyanın en meşhur bir şeyidir, terzisidir. Düğünden damata, geline giydiriyor en güzel elbise, en tezinatlı, en mükemmel, en nakışlı. Celal-i Cenab-ı Hak bak, bütün hayat sahiplerinin istadına, kabiliyetine, şeriat-ı fıtriye içerisindeki görev ve sorumluluğuna medar birine giydirmiş, bir libas ve fistan giydirmiş. İşte kimine kürk giydirmiş, değil mi? Kimine pijama, değil mi? Zebralara pijama. Bir de insan, Allah Allah. İnsana giydirilen akıl nasıl bir nimet? Ya duygular nasıl bir nimet? Konuşmak nasıl bir nimet? Şuur nasıl bir nimet? Sanatkarlık nasıl bir nimet? Eşyanın hakikatını tahrir etmek, aramak, sormak, ilim, tasnif, değerlendirme, inşa. Bak Allah Allah. Bu istatlar kime verilmiş? İnsan. Hussan insana verilmiş. Evet. Bir vücudu cismani verir. Bir defa o temaşagaha gönderir. Bak, bir kere geliyoruz bak. Bir kere. İkinci bir şansımız yok. Geriye dönüşümüz de yok. Dünyaya geldik bir kere. Evet. Hemzo. Bir kere. Bu bir kere kelimesi aynı zamanda neyi iktiza ediyor? Uyanıklığı. Bak, din uyanıklıktır. Bak, giden gitti. Gelen de gelmemiş. Bir kere. İnsan ömrü anlardan müteşekkildir. An, şu an. Su gibi akıyor. O anını nurlandırmak, o anını imanla, ubudiyetle, marifetle, hulusiyetle, saffetle, samiyetle, hamiyetle, gayret-i diniyeyle, aşk-ı İslamiyetle nurlandırmak. O anını aşmak, o anını imbisat ettirmek, o anını huzuri ve şuhudi bir keyfiyete yükseltmek için gayret göstermek. Bak bir kere geldik ya. Tekrar bak, değil mi ya? Dönme şansımız yok yani. Geriye dönme şansımız yok. Evet. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayrama, asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Yani şimdi bakın, demek ki kainat bir kader projesi. Hazreti Adem'in yaratılmasından son kıyamete kadar. Her asır mizacı içerisinde milletlerin, şahısların, mahlukatın bir resmi geçiti var. Şimdi askeriyede askerlik yapanları bilir, iki flama arasında bir yürüyüş var değil mi? İşte iki ay asker sürekli yürür. Niye? İşte iki flama arasında nasıl yürüyecek? Ayağını nasıl atacak? Göğsünü nasıl kaldıracak? Elini ayağını? Karşıda kumandanlar. İki flama arasındaki yürüyüş askerin rüştüdür. O yürüyüşten sonra askerlik sicili başlar. Liyakat ve ehliyetini gösteriyorsun işte. Ellerin böyle, yürüyüşün böyle. Kumandanlar da izliyor. Tamam, bu asker. Ya. Şimdi insan ömrü iki filama arasındaki yürüyüş gibidir. Ya. Ya. Bir rivayette 18, bir rivayette 360 tane melek insanı izliyor.
Sağımızda, solumuzda değil mi? Kur'an'ın ayetiyle sabit neler var? Ya melekler var ya. İnsan arzın halifesi. Ya. Liyakat tescili. Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri ve mahlukatı niye yarattı? Değil mi? Liyakat tescili. Kim elmas, kim şişe. Kim dürüst, kim lakayt. Kim müstakim, kim müşeveş. Kim kimdir, kim nedir, kim ne kadardır. İmanda, ahlakta, fazilette, hamiyette, sehavette, istikamette, iffette, şefkatte, merhamette say. Binlerce sıfat var. Kim nerede ne kadar? İşte bunların tespit yeri, bunların muhafaza yeri, bunların kayıt alma yeri neresidir? Dünya. Dünya. Yürüyüş. İşte nasıl yürüyeceksin? Üstad şualarda bunu ifade ediyor. Değil mi? Bak, bir kere diyor, imanla yürümek. İman. Başka? İstikametle yürümek. İstikamet, Müslümanın dünyasında farz-ı daimidir. Cenab-ı Hak ayaklarımızı kaydırmasın. İfrat da cehennemdir, tefrit de cehennem. Ya bak, istikametle yürümek. Nasıl yürümek? Ya. Şakirane yürümek. Şükreden bir kul. Müsebbih, tesbih eden bir kul. Ya. Müttaki, günahlardan kaçınan bir kul. Ya. Muhlis, İhlası esas alan, Allah'ın marziyetini her şeyin önünde bilen bir kul. Sehi bir kul. Samimi bir kul. Halis bir kul. Ve minnettarana yürümek ya. Bakın ne varsa kimin? Hepsi Allah'ın. Yaratan o, yaşatan o. Nimetleri bütün bizim başımıza bağlayan da o ya. İşte dünyanın hakikat lisanı, hikmet gözüyle yaratılışın sırrı azimi bu. Allah hiç kimseye zulmetmez. Cenab-ı Hak herkese müstahakkını verir yani. Allah payımızı büyütsün. İmanın ne kadar? Hamiyetin ne kadar, aşkın ne kadar, davan ne kadar, fedakarlığın ne kadar, dinin ilası ve ifkası için ne yaptın? Kullukta neredesin, marifette neredesin, istikamette neredesin, takvada neredesin? Kul. Kul. Tabi Cenab-ı Hak cenneti fazlından veriyor. Tamam. Peygamberlere dahil Cenab-ı Hak hiç kimseye ibadet ve taatın karşılığı olarak cennet verir mi? Cennet Allah'ın fazlından. Ama cennetteki makamat işte buradaki yürüyüşümüzle endeksli. Buradaki yürüyüşümüzle endeksli. Evet. Allah şuurumuzu keskinleştirsin yani. Bu nokta ya, bakın ya. Allah nefsimize uydurtmasın. Enaniyeti, nefis. Ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde yaşıyoruz bak. Her an ayağımız kayabilir mi? Kayabilir yani. Dikkat lazım, teyakkuz lazım. Ya bak ya. Gidiyoruz bak. Bekaya doğru gidiyoruz. Allah uyanıklığımızı ziyadeleştirsin. Kainatta niye yaratıldık? Hangi mana için varız? O mananın hakikatını içimize keskinleştirsin. Evet.
ve bilhassa ruyu zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sagirenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat-ı aliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekeni semavatı seyret celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Ya şimdi melekler, şimdi küre-i arz, Cenab-ı Hakk'ın ekser isminin tecellisine mâkes ve aynı olmuş olduğu için, ruhaniyet, hususan melekler, Cenab-ı Hakk'ın antika sanatlarını küre-i arzda, zemin bahçesinde, hususan böyle bahar formatında pek çok tezinat-ı ilahiyenin güzelliğini esma namına temas ediyorlar, tekeyif ediyorlar, lezzet arıyorlar. Meleklerin gıdası nedir? Tesbihdir, tefekkürdür, nurdur. Dolayısıyla yukarıdan bakınca Mela-i Ala'nın sakinleri, dünyada insanlara müvekkil olan melekler ve Cenab-ı Hakk'ın asarını temaşe eden ruhaniyat, şu zemin yüzündeki, şu asar-ı ilahideki güzellikleri ne yapıyorlar? Temaşe ediyorlar, zevk ediyorlar. Cenab-ı Hak bizi de ülfetten muhafaza etsin. Usta diyor bakın, bir diyor, bir üzüm, bir tane üzüm salkımı. Dünyanın en büyük siyasi meselesinden daha ehemmiyetli, daha önemlidir. Bak, Allah'ın sanatı, sanat ilahi, sanat. Bak, yüzüme bak. Ne? Orada pek çok fiili esmanın tecellisini ne yapabilirsin? Okuyabilirsin, bak. O yüzüm ne yapıyor? Bak, Ya Rezzak diyor. Ya. Bir mukaddirin takdirinden, bir musavvirin tasvirinden, bir alemin ilminden, bir kadirin kudretinden, bir hakimin hikmetinden, bir mürebbinin terbiyesinden, ya, bir latifin letafetinden, bir kerimin kereminden böyle say. 99 belki 1001 esmanın tecelliyatını bir üzüm salkında ne yapabilirsin? Okuyabilirsin diyor. Allah'ın sanatı. Bak, melekler, ruhaniyet, bu sanat ilahi ne yapıyorlar? Temaşe ediyorlar. İşte bu sırra mevni, tefekkür. Bakın bir saat Esma-i İlahiye namına tefekkür, bir rivayette bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Bir rivayette de 60 sene, hatta 70 sene, hatta 100 sene şeklinde rivayetler var. Peygamberlerin dünyasında bir saat tefekkür, 100 sene ibadet. Yüksek evliyanın dünyasında bir saat tefekkür, yıllarca nafile ibadetten daha hakikatler, daha kıymetler. Cenab-ı Hak bu manada tefekkürümüzü de derinleştirsin. Allah'ın sanatını esma ve sıfat-ı ilahiye namına okumak. İşte bu marifetullah'tır. Bu Allah'ın kurbiyetine vesile ve vasıtadır inşallah. Evet. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki, akıl tarifinden acizdir. Bak, Usta Hazretleri demiş, ben demiş, bir ağaca baktığım zaman 10 tane tiyatro, 20 tane sinemadan ziyade ondan zevk alıyorum bak. Bir ağaca baktığım zaman. Evet. Fakat bu ziyafet-i ilahiye ve Bayram-ı Rabbani'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil, ismi Kahhar ve Mümit, Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise vesiyat rahmeti külle şeyin, rahmetinin vüs'at-ı şumulüne zahiren muvafık düşmüyor. Şimdi bu nokta, Cenab-ı Hak rahmetiyle, rububiyetiyle, hallakiyetiyle alemi bu kadar müzeyyen, güzel, mükemmel halk etti. Sonsuz rahmetini, inayetini, ikramını gösterdi. Ama Cenab-ı Hakk'ın cemali isimleri yanında bir de celali, kaharlı isimleri var mı? Var. Ölüm. Nefesimizi kesiyor. Soluğumuz bitiyor. Dünya ile bütün rabıtalarımız kopuyor. Bütün bu nimet, bu rahmet, bu inayet, bu lütuf içerisinde ölüm niye önümüze çıktı? Bizi bu dünyadan, bu şehrayından, bu nimetlerden mahrum ediyor. Peki Allah'ın rahmeti her şeyi ihata ettiği halde bu rahmetin ihatası ile ölüm arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Değil mi? Zahiren birbirine zıt görünüyor. Gel dünyada hayatı tat, nimetlere mazhar ol,
hayatın baharında, zevkinde, lezzetinde aniden ölüm bütün çıplaklığı alsın seni dünyadan, alıp götürsün. Bu zahiren rahmete muvafık gibi görünmüyor. Halbuki Allah'ın rahmeti her şeyi ihate ediyor. Bunun telifine, işte ona esas ders cevap vermiş oluyor. Böyle bir iki yeri de okuyabiliriz. Oku. Fakat hakikatte birkaç ciheti muvafakatı vardır. Bir ciheti şudur ki, Sani-i Kerim, Fatır-ı Rahim, her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten ve resmi geçitten maksud olan neticeler alındıktan sonra ekseriyet itibarıyla dünyadan merhamet kerane bir tarz ile temfir edip usandırıyor. Yani bak şimdi demek ki herkesin görevi var. Liyakat tescili. Cenab-ı Hak her şeye bir ecel-i fıtrı, bir ömrü tabi vermiş. Hususan insan için düşünürsek, bakın, liyakat tescili. İnsan cibiliyetini, cinsini, istikametini, ahlakını, gayri ahlakını, bak, illa Nuh Aleyhisselam gibi uzun yaşamaya gerek yok. Çok vaka ve analizler insanı test etmek için nedir? Kâfidir. Şimdi bu ders bir şey aklıma geldi, bir hatırımı anlatayım. Şimdi Malatya'dayız. Akşama yakın, akşam üzeri bir ara sokaktan girdim. Adam tablacı. Portakal var. Elma var, bir de greyfurt var. Hava da soğuk böyle, güz soğuğu. Yol var, yolda da kimse de yok. O yolun karşısında adam tablacı. Fazla hızlı gitmiyorum falan. Abi dedi, güzel portakalım, elmam, greyfurtum var, alır mısın falan. Olur dedim falan. Bak, dedim orada 2 kilo elma ile 2 kilo portakal tart. Bak, dedi ki greyfurtum da güzel. Bak aramızdaki konuşmaya. Dedi greyfurt da vereyim mi? Yok dedim, evde greyfurt var, sen 2 kilo elma ile 2 kilo portakal tart. Tamam dedi abi. Neyse, torbayı koydu, getirdi, ben de parasını verdim. Dedim tamam mı? Elma ile portakal tamam mı? Tamam abi. Neyse gittim eve, akşam namazını kıldım, açtım. Baktım, yarısı greyfurt. Bak, greyfurt vereyim mi dedi. Ben dedim ya evde greyfurt var. Elma, portakal vereceksin. Bak şimdi bu test, analiz. Bu adam sahtekar. Ya 2 kilo elmaya, 2 kilo portakala tenezzül eden bu adamı yarın devletin başına getirsen, devletin bütün bankalarını bitirir mi? Bak, işte yeter. Yani insanın doğruluğu, imanı, İslamiyeti, kulluğu, ciddiyeti için illa 100 sene, 200 sene, 500 sene yaşamaya gerek yok. Allah bizi imtihan ediyor. İmtihan. Kalk namaz kıl. Kalk. Bugün yorgunum. Kalkamam. Oruç tut. Bu uzun günlerde tutamam. Yani şunu demek istiyorum da Allah hepimizin akıbetini muhafaza etsin. Yani insan 3 senede, 5 senede içerisinde de nemal olduğunu, kıraatını ortaya koyar mı? İşte hadisat kuyumcunun mehenk taşı gibi. 100 sene, 200 sene yaşamaya gerek yok. Getiriyorsun mücevheratı, kuyumcunun mehenk taşına vur. İşte bu 14 ayar, bu 18 ayar, bu da 21 ayar, bu da bakır. Bu da gümüş. Aynı. Görev tamamlandıktan sonra, görev tamamlandı. Arkadan ne gelecek? Terhis. Terhis.
Demek herkesin cebinde bir teriz tarihi var mı? Var. Teriz tarihi geldiği zaman ya acabası mı acabası yok. Allah sana yeteri kadar mühlet verdi. Fırsat da verdi. Herkes vicdanına danırsa bunu anlar. Ve Cenab-ı Hak hiç kimseye de zulmetmez. Bakın ayet-i kerimede var. Kafirler cehennem azabının dehşet ve şiddet içerisinde ya Rabbi biz hakikati anladık, öğrendik. Ne olur bizi dünyaya gönder. Tekrar bizi yarat. Bak o zaman sana nasıl ibadet edeceğiz? Cenab-ı Hak buyuruyor ki bunlar kaziptir, yalancıdır. Tekrar dünyaya gelseler aynı tas, aynı hamam. Allah kimseye zulmetmez. Demek terhis tamamlandı mı, görev bitti. Görev bitti. Bu cihette insanın kendini ne yapması lazım? Ciddi murakabe etmesi lazım. Terhisten sonra Cenab-ı Hak biraz yüzümüzü neye çeviriyor? Ahirete doğru çeviriyor. Hastalıklar, elemler, yaşlılıklar, hayatın meşakkatleri, değil mi? Dünya ağırlaşıyor. Dünya ağırlaşıyor. Zevki, tadı, kıvamı elden çıkıyor. Zaten güzel yaşamışsa o zaman da o Müslüman veçini neye çeviriyor? Bekaya, bedete çeviriyor, rahmete çeviriyor. Halidine, fiha, ebedi nimete, masariye çeviriyor. Ve arkasına da gerisine bakmadan Allah'ın rahmetine koşuyor ve selam. Ve istirahata bir meyil ve başka bir aleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman vatan-ı asillerine bir meyelan-ı şevkengiz ruhlarında uyandırıyor. Evet, evet. Ehl-i imanda bu uyanış daha keskin. Ya bak, daha keskin değil. Bak, ehl-i hakikat işte. Görevimizi tamamladık. Elhamdülillah. Taatımızı yaptık. Cenab-ı Hak hayırlı, müstakim, son kelimeyle, kelime-i şehadet de dünyadan bizim nasibimizi kessin, veçimizi ahirete çevirsin diye ehl-i imanın duası, ilticesi, istiğfarı son ömürde ne yapıyor? Artıyor yani, evet. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda, mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor, ve kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Öyle de sahir ziruh ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazife-i fıtriye rabbaniyelerinde ve evamir-i subhaniyenin itaatinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken ziruhların onlara göre bir çeşit mükafat-ı ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücreti maneviye, o tükenmez hazine-i rahmetinde bayit değildir ki bulunmasın. Yani demek dünyaya gelen, değil mi bak, beşere hizmet eden, o hayvanat dahi ahirette nimet ilahiyeden istifade edecekler. Mesela diyelim ki tarih boyunca at insanlara, Müslümanlara hizmet etmiş mi? Etmiş. Üstad bunu ifade ediyor, hadislerde de var. Yani şimdi şöyle düşünün, şurası Boğaz, İstanbul'un Boğazı, değil mi? Boğaz. Şurada ne diyorlar o karşıdaki? Bu İstanbul Boğazı. Burada bir saray şey, şöyle efendim Beylerbeyi düşün. Şimdi Beylerbeyi'nde 10 bin metrekarelik düşün, büyük bir salon var. Yani 100 bin bir yer daha büyüt. Her tarafı cam. Bakın. Şimdi her tarafı cam. Böyle mesela diyelim ki 1000 kişi o sarayın içerisine girse, 1000 kişi aynı anda o boğazı seyredebilir mi? Seyredir. Birisinin seyri diğerine mani olur mu? Olmaz. Demek ki camdan bir sarayın içerisine 1000 kişiyi koysan, onların hepsi o camdan karşıdaki boğazın manzarasını seyreder mi?
eder. Mesela bütün atlar, bütün hayvanlara Cenab-ı Hak tabiri ise mahiyeti ilmilahiye mahsus bilemiyoruz ama zihne yaklaştırmak için Allah onlara öyle şeffaf bir cismaniyet, bir libas verecek. Mesela bütün atlar, işte bütün koyunlar, bütün beşere izin edilen canlılar o şeffaf camdan cennetin mehasin ve güzelliğini temaşa edecekler. Bak, demek Allah hayvanatın dahi emeğini zayi etmiyor. Bak. Kurban olarak kesileni sıratta ne yapıyor? Burak yapıyor. Beşere hizmet etmiş hayvanları dahi şeriat-ı tekviniye içerisinde meşakkat çekmiş, sıkıntı çekmiş o hayvanatı dahi dünyadan gönderirken rahmet ve inayetiyle onlara muvafık bir mekan ücreti vermesi de Allah'ın hikmet ve rahmetine tam muvafık ve mutabıktır. Hayvanata böyle olursa ya ehli imana ya şehitlere, ya peygamberlere, ya evliyalara, ya asfiyalara, Allah'ın ya halis kullarına kıyas edebilirsen et. Ya elhamdülillah. Demek bizi bekleyen namütenahi bir rahmet, namütenahi bir nimet, ebedi bir devlet, sonsuz bir nimet-i azme var. Allah layık eylesin ve görevimizi hakkıyla yapan müstakim kullarından eylesin. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar. La ya'lemul gaybe illallah. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.